Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde haber yayınlarımız ve özel röportajlarımızla karşınızdayız. Kanada, sosyal ve ekonomik anlamda yeniden açılma sürecinin artık iyice başlangıç aşamasında oturduğu yolunu almaya başladı. Şimdi bugün sabah size aktardım Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun federal anlamda yani Kanada genelinde bu açılmanın nasıl olması gerektiğine dair ipuçlarını. Çok önemli 3 tane federal prensibin üstünde durdu. Test kapasitesinin arttırılması, geriye dönük mutlaka takibin, vaka kaydının, vaka takibinin yapılması ve de verilerin toparlanması. Bu 3 federal prensibi mutlaka korumak zorundayız dedi. Burada durdu. Çünkü bundan sonrası eyaletlerin. Kanada'da eyaletler kendi ihtiyaçları ve durumları, o andaki sahip oldukları, gördükleri rakamlar ve bunların değerlendirmeleri sonucunda açılma, yeniden açılma politikalarını belirliyor ve uyguluyorlar. Yani sorumluluk aslında eyaletlerde. Şimdi böyle bir tablonun içerisine baktığımızda aslında her ne kadar adımlar eyaletlerde farklı farklı atılıyor olsa da Kanada'da sorular tek. Çünkü aynı kaygılar, aynı endişeler, aynı sorunlarla yeniden açılmanın getirdiği bütün o sorunlarla boğuşuyor olacağız. Dolayısıyla kafamızda sorular aynı. İşte bu sorular yeniden açılma sürecinde kimler yanıtlayacak diye bakarken hemen karşıma sevgili gazeteci Esma Çakır aldım. Roma'dan. Çünkü İtalya dünyada en uzun süreyle tamamen tecrit altına alınan korona günlerini, Covid-19 dönemisini, bu küresel salgını bir millet olarak, bir ülke olarak kilit altında getiren ülke oldu. İşte bu yüzden bize vereceği ipuçları Kanada'da yeniden açılma döneminin başındaki bizler için gerçekten altın değerinde. Hoş geldin yayınımıza sevgili Esma. Merhaba İrem, çok teşekkürler davetin için. Soyadaşım diyeceğim gerçekten. Bu müthiş bir koşturmaca yaşadınız. 10 haftalık bir süreç geçirdiniz. Dünyada örnek, hani sanırım örnek derken aslında sadece iyi anlamda değil, sadece bakılabilecek ve ipuçları alınabilecek bir örnek oldunuz. Bu sürecin içerisinde birincisi bu vakti ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi senin bize söyleyeceğin her şey sosyal hayata dönüşte, hani yeniden nefes almaya başladığın o zaman da bize anlatacağın her şey Kanada'da sorularımıza bir parçacık yanıt olacak. Şimdi seni dinlemek istiyorum. Bu sürecin içinde ne oldu? Kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Bildiniz mi acaba yeniden yaşama dönerken geçen hafta? Bu haftanın başında pardon. Evet. İtalya dünyadaki ilk ülke oldu. İlk kendi kendini kapatan, kendi kendini kırmızı alana hapseden ilk ülke oldu. Tecrit altına alan. Dolayısıyla 10 hafta çok ağır geçti. Bazı ülkelerde çok hafif geçiştirildi bu süreç, bu tedbirler süreci bu kadar sıkı olmadı. Almanya gibi ülkeler çok çabuk açıldı, çok daha gevşek tedbirlerle bu işi yürütmeye çalıştı ama İtalya gerçekten çok ağır yaşadı. Hem rakamsal açıdan, veriler açısından hem de eve hapsolmuşluk açısından. Yani gerçekten dört duvar arasında 10 hafta geçirdik. Dolayısıyla... Ama sen gazeteci olarak hep dışarıdaydın aslında... ve bütün o, yani bütün o senin yayınlarından hatırlıyorum, hepsinde o hayalet şehirleri çok güzel anlatıyordun, nasıl bir İtalyan şehrinde, nasıl bir Roma'da olduğunu. Aslında hayalet şehir de bir doğru bir tanım olabilir ama ben daha çok insansızlığı kullandım. Yani şehirlerin insansız kalmasını daha çok tercih ettim. Mesela Piazza Navona'da, Roma'da tarihi bir meydan biliyorsun. Orada çok sembolik bir fotoğraf çektim. İlk gün, yani ilk çıktığım gün evden, tecridin ilk günü Roma'yı ilk defa böyle görüyorum ve oturup dizlerimi çöküp Navona Meydanı'nda, yaşadığım şehir değil. Ve orada meydanda sadece neyi gördüm biliyor musun İrep? Evsiz bir kadın 400 yıllık tarihi çeşmeye sırtını vermiş, kitap okuyor. Yani o beni çok etkiledi ve dedi ki bana, normal zamanda insanlar olduğu zaman buraya gelemiyordum ve şu an ben tadını çıkartıyorum meydanın dedi. Yani çok sembolik bir sahneydi. Çok yürüdüğünüz zaman böyle o tarihi sokaklarda, meydanlarda ayak sesleriniz yankılanıyordu. Tüm şehirde duyuluyordu. Ve sürekli polisler etrafınızda size izin kağıdınızı soruyor. Niye çıktınız dışarı? Ne zaman döneceksiniz? İşte
lütfen imzalar mısınız, gerekçenizi söyler misiniz diye sürekli polisler, kolluk kuvvetleri etrafınızdaydı. Dolayısıyla böyle bir hapishane avlusu gibi diyebileceğim bir kontrol altında yaşadık 10 hafta ve insanların psikolojisi gerçekten bozuldu. O yüzden ilk dışarıya çıkış biraz şey oldu. İnsanlar hazır değillerdi aslında ve hala zaten toplumun büyük kesimi evlerde erip çıkmış değiller. İşletmelerin %50'sine yakını açılmadı hala bazı korkulardan dolayı. Hükümetin istediği tedbirleri yerine getirememekten dolayı. Çünkü yerine getirilemediği zaman sosyal mesafenin kişiler arasındaki mesafe korunmadığı zaman 30 güne kadar kapanma cezası alabilirler. Dolayısıyla işletmeler de korkuyorlar bunu sağlayamamaktan. O yüzden insanlar smart working, evde çalışma ya devam eden çok sayıda insan var şu an hala İtalya'da. Böyle şey, senin anlattıklarından sanki bir ülkenin üzerine hafif bir endişe ağı örtülmüş ve o öyle biz sınırları açtık, biz artık kuralları kaldırdık deyince kendiliğinden de uçup gitmeyen bir örtü olmuş, doğru mu? Hayır. Yani işte zaten 3 Haziran'dan sonra uluslararası uçuşlar yavaş yavaş kademeli olarak başlayacak ve şu an hani yabancı turistlerin de olmamasından dolayı biz tarihi kentlerdeyiz, turistik kentlerdeyiz. Meydanlar hala bir nebze boş. Boş. Hala ruhuna kavuşmuş değil açıkçası tam olarak. Dolayısıyla 3 Haziran'dan sonra belki biraz daha canlanacak. Ama Romalıların, senin hani o iç içe yaşadığın ve pazartesiden beri de karşılıklı görebildiğin Romalıların yüzünde hangi duygu var? Hala endişeyi görüyor musun? Hala endişeyi görüyorum İrep, hala korkuyu görüyorum. Endişe virüs korkusundan sonra artık tabii ki geçim maddi sıkıntılar da baş göstermeye başladı. Dolayısıyla bundan dolayı da endişeler çok fazla. Birçok tedbirle artık yaşamak zorundasınız. Yani virüsle yaşama aşamasındayız artık. Bununla alışmaya çalışıyoruz. Her yere maskelerle girmek... Sürekli insanlarla acaba doğru mesafeyi korudum mu, acaba zarar veririm miyim korkusuyla yaşıyoruz. Yani bu kolay bir psikoloji değil. Burada hemen bir parantez açarak o soruyu sormak istiyorum. Siz yeniden açılma ile birlikte, yani yeniden nefes aldığınız bu döneme maskelerle mi girdiniz? Maske hala mecburi mi sosyal yaşamın içinde? Ülke genelinde açık alanlarda mecburi değil. Sadece virüsün merkez üssü Milano'nun baş şehri olduğu Lombardiya bölgesinin tüm genelinde açık havada da mecburi maske. Onun haricinde İtalya genelinde kapalı alanlarda ve sosyal yani fiziksel mesafeyi koruyamadığınız zamanlarda mecburi. Ancak Roma'da ben söyleyebilirim. İtalyanlar biraz disiplinsizlikleriyle güney kesimi meşhurdur ama Roma'da ben gözlemliyorum. Yani büyük çoğunluk %80 diyebilirim, %90 maske kullanmaya dikkat ediyor yürüdüğü zaman da yollarda. Dolayısıyla bu disipline şaşırdım açıkçası ben de. Peki başka nasıl endişeler var kafanızda sosyal yaşamla ya da günlük dışarıda başlayan günlük yaşamla ilgili? Mesela o hava orada daha da güzelleşti eminim. Havalandırma, klimalara ihtiyaçlar var. Hani bir markette, dışarıda bunlarla ilgili tartışmalar nasıl gidiyor? Çünkü hani virüsün klimadan çok fazla hızlıca yayılacağı şeyleri tartışmaları varken. Evet, İtalya'da çok canlı yaşanmadı bu tartışma açıkçası. Yani alışveriş merkezine gidiyorsunuz şu an açık mesela klimalar. Hani güvenli bir şekilde sistem yerine getirildiği zaman istenenler hükümetin istediği kriterler yerine getirildiği zaman izin veriyorlar tabii ki. Yani klimalar çalışıyor şu an. Esma, benim merak ettiğim ilginç şöyle bir konu var. Şimdi Kanada ile İtalya'nın bir benzerliği oldu. Sizde de en büyük kayıplar yaşlılar arasından tabii ki çıktı ilk şeylerde. Burada Kanada'da da en büyük kayıp zaten yani ölüm sayılarının içinde huzur evleri, uzun dönem bakım evlerinde olanlar. Ölümlerin yarısından fazla, %80'i öyle zaten. Şimdi bu bir şöyle bir tartışmayı da getirdi. Niye bu işin başından beri sadece en hassas, bu işe yani en etkilenebilir durumda olanlar, en zayıf olan halkaları korumaya almadık? Yaşlıları, ondan sonra kendi zaten sağlıklarında sorun olanları ve huzur evlerini onları korumaya alsaydık da ülkeler, ekonomiler bu şekilde kapanmasaydı tartışması Kanada'da hani bayağı bir devam ediyor açıkçası. Bu İtalya'da da bu şekilde tartışıldı mı? Yani gençler ya da kendinde sağlık sorunu görmeyenler koskoca ülkenin pat diye kapanmasına karşı tepkilerini dile getirdiler mi? Yoksa bir şekilde bunun doğruluğuna mı ikna oldular? Nasıl işledi o süreç sizde? Şimdi
Ülkenin tamamen kapanmasında hemfikirdi halkın tamamı ve %60'ından fazlası şu an başbakana büyük güven duyuyor. Yani bu kriz dönemi öncesinde İrep %40'lardaydı, 40'ların başındaydı başbakana olan destek. Ki başbakan bir politikacı değil, seçilmiş başbakan değil, atanmış bir başbakan. Dolayısıyla krizi iyi yönettiğinden dolayı %60'ı geçti ona olan güven. Dolayısıyla ülkenin kapanması konusunda evet ana muhalefet partisi mesela ilk başta kapansın diye yalvardı hükümete. Bu sefer de çok fazla kapattınız yeter artık açalım ülkeyi diye karşı çıkmaya başladılar. Sonra tekrar açalım kapatalım falan derken bir hükümetle sürekli bir çatışma halindeydi. Ki virüsün merkez üssü Lombardiya'nın yönetimi, bölge yönetimi bu partiden Matteo Salvini'nin meşhur Salvini'nin partisinden aşırı sağcı. Dolayısıyla çok fazla oy kaybettiler mesela. %6-7 civarında bu süreçte 2 ayda oy kaybettiler. Dolayısıyla ülkede insanlar yani hükümetin toplum sağlığına, toplum hayatına daha fazla değer vermiş olmasını haklı buldu. Ancak ekonomik olarak hükümetin açıkladığı tedbirlere çok fazla sıcak bakmadılar çünkü yetersiz buldular. Ki İtalyan bürokrasisinin ağırlığından dolayı, meşhur İtalyan bürokrasisinin ağırlığından dolayı o yardımların çoğu da hala ulaşmış değil insanlara. 2 ay önce açıklanan mesela ekonomik paketin hala ulaşmadığı Ne yapıyorlar peki? insanlar var. Ne oluyor? Dolayısıyla Nasıl bu değil. gidiyor hayat? Yani bu orada gazetelerde normal medya ortamlarında mı yoksa sosyal medyada mı bunun daha fazla yansımaları oluyor ve hani isyan edenler nasıl isyan ediyorlar? Yani şöyle hem ana akım basında hem sosyal medyada çok çok doyurucu bir şekilde çok bilgiler yer aldı. Yani burada gerçekten her şey çok şeffaf zaten yürütüldü. Dolayısıyla bu yaşanan aslında ekonomik krizler, insanların yaşadığı ekonomik bunalımlarda hep yansıdı. İrep burada kesinlikle gizlenmedi. Mesela geçen hafta çok dokunaklı bir video düştü ana akım medyanın sitesine. Güney'de bir tane pizzacı girdiği ekonomik bunalımdan dolayı pizza fırınını, odun fırınını şeyle balyozla kırıyor. Cinnet geçiriyor. İşte bana hükümetin desteği olmadı. Bana hükümetin yardımı ulaşmadı hala. Ben dükkanımı açamayacağım. Haftaya açılacak tüm ülke ben açamayacağım diye odun fırınını kameraların önünde balyozla kırdı. Yani bu çok dokunaklı bir şeydi. Ve birçok bölgede zaten siz de haberlerde görmüşsünüzdür. Genelde güneyde mafya etkisini biliriz ama artık İtalya'nın her yerine yayılmış durumda. Bu krizi fırsata çevirdi. Tefecilik yaptı. İnsanlara, zor durumdaki insanlara para verdi. Onlara uyuşturucu bile sattırdı İrep. Böyle korkunç şeyler de yaşandı burada. Dolayısıyla hükümet onun önüne geçmek için ekonomik destek paketleri açıkladı ama bürokrasinin ağırlığından dolayı bu insanlara ulaşamadı. Yani dolayısıyla böyle şey şimdi başka bir madalyonun başka bir yüzü de var burada. Rakamlar şu an veriler iyi gidiyor olabilir. Ülke biraz daha tünele yaklaşmış olabilir. Ancak maddi anlamda gerçekten büyük bunalımlar var burada. Ki İtalya'nın %70'i gayri safi milli hasılatının %70'i küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Yani pizzacılar, restoranlar gibi ve onların çoğu ekonomik bunalımda Başka gerçekten şu an. sektörlerde hangilerinde umut görüyor? Yani tarımla ilgili bir şeyler yapabiliyor mu? Öne çıkarttığı mesela hani Kanada bu dönemde yerli özellikle tarım konusunda yerli üretime olan hani desteğini iyice arttırdı. Özellikle hem üretim için hem de tüketicilere de yönelip hayır gideceksin Kanada peynirini alacaksın. Elmanı Kanada Ontario elmasını alacaksın gibi çok ciddi hem de Başbakan Trudeau'dan yönlendirmelerle gidiyor. Yani yepyeni aslında bir tüketim ve üretim algısı da gelişiyor. Acaba şeylere iyice kendi küçük çiftliklerimize mi, arka bahçede sebze yetiştirmelere mi kayacağız diye böyle tartışmalar da dönüyor Kanada'da. Bu nasıl oldu orada İtalya'da? Yani başka bir ülkeye dair bir ubuş yaşayacak başka sektörler ortaya çıkabildi mi? Evet, yani İrep zaten bu krizin, bu salgının başlangıcından itibaren öngörülen bir şeydi. Bu salgın makro bir değişimi değil, pardon mikro bir değişim değil, makro bir değişimi öngörecek bütün dünyada orta vadede diye öngörüler zaten vardı. Senin o bahsettiğin şey, evet İtalya'da
Dışişleri Bakanı bir tweet attı geçen hafta ve dedi ki Made in Italy ürünler alacağız bundan sonra. Destek olmak zorundayız işte üreticilerimize, İtalya markamıza. Başbakan mesela artık uluslararası bir turizm beklentisi yok burada İtalya'da bu yaz ve dünyanın birçok yerinde tabii ki. Başbakan dün mecliste bir konuşma yaptı ve dedi ki hepinizi İtalya'da tatil yapmaya davet ediyorum. Hani biraz daha açılmalar başlayınca yurt dışına muhtemelen kaçacak insanlar tatili çünkü bunaldılar gerçekten burada kilit altında olmaktan. Başbakan onun önüne geçmek için ülkemizde tatil yapalım, keşfetmediğimiz güzellikleri keşfedelim diye çağrıda bulundu mecliste. İnsanlar evet burada da balkonlarında, teraslarında, bahçelerinde ne buluyorlarsa artık kendi üretimlerine kendileri geçtiler. Tarım sektöründe büyük kriz vardı İrep. Çünkü çoğu mevsimsel, sezonsal göçmen işçiler bunlar ve çoğu belgesiz çalışıyordu burada. Hükümet geçen hafta açıkladığı bir paketle 200 bin göçmene geçici 6 aylık bir oturum izni verdi, sırf İzin diye. hasat Evet. yapılabilsin diye. Yani tarım sektöründe bayağı krizler yaşandı. Dün mesela burada belgeli çalışanlar ama haklarını alamayan birçok göçmen protesto etti ve dün hiçbir şekilde ürün toplamadılar ve bütün İtalya'yı sebze meyve almamaya davet Ben ettiler de dün. burada bir karşılaştırma yapmak istiyorum aslında. Hani bir karşılaştırma, bir bilgi. Özellikle göçmenler, mültecilere dair bu tür bir girişim olması için birçok STK'lar, sivil toplum kuruluşları, büyük uluslararası kuruluşlar ve Kanada kuruluşları bastırıyor. Mesela Kebe'ye baktığınızda, hani Kanada'nın en fazla etkilenen, en fazla hem vaka hem ölü sayısına ne yazık ki sahip yeri Kebek. Orada ön saflarda olanların hepsi zaten mülteci. Hani göçmen değil, statülü de değiller. Çoğu doğru düzgün kağıtlarını bile alamamış olan mülteciler, 4-5 ay önce belki gelmiş olan, pat diye bununla yakalanmış olan Haitililer çok ağırlıkta ve bunların arasında da tabii ölüm oranı çok fazla yüksek. Şimdi burada da STK'lar diyorlar ki, doğal olarak dönüyorlar. Lütfen, en başta onlar çalışıyor. Sağlıkta, huzur evlerinde, ondan sonra üretimhanelerde, biz evimizdeyiz. Çocuklarımızla sakin sakin, huzurla, mümkün oldukça güvende oturuyoruz ama onlar çalışıyorlar. Lütfen onlara gerekli belgeleri verelim. Çalışma izinlerini ve kağıtlarını verelim. Ama Quebec Başbakanı Legault pek yaklaşmadı bu zamana kadar. Sanırım evet. İşte dün İtalya'daki protestonun şeyi doğruydu zaten. Biz salgın var burada ve sağlık güvencemiz yok diye protesto ettiler. Evet, çok. Yani çok büyük sıkıntılar var bu konuda. Yani göç meselesi zaten Avrupa'da biliyorsun, mülteci meselesi Avrupa'da uzun zamandır bir kangren olmuş durumda. Evet, göçmen mantığı da hani Yani değişecek. Mülteci mantığı da belki takip etmişsindir. Mesela normalde Kanada'nın sınırları tamamen açıktır mültecilere ve insani sığınma hakkı kullanılır zaten. Onu ilk kez hayatında, yani bu ömrü hayatında Kanada hükümeti, özgürlükçü hayatında durdurdu. Yapamayız şu anda dedi ve Amerika'dan gelenleri hop sınırdan geri döndürüyordu. Bugün de Trudeau mültecilerle değil de hani göçle ilgili sorunca, çünkü Kanada göçmen ülkesi. Kanada'ya göçmen gelmese bu şekilde iş gücünü ve şeyini devam ettiremiyor. Bundan sonra belli bir kotayla, yani bir trash oldu. Hani bir sınırı gözetmek zorundayım çünkü artık evde çok fazla işsiz Kanadalım var dedi. Tabii ki yani taviz vermeyeceğim göçmenden çünkü onlarla biz zaten gücümüzü yakalıyoruz ama bir şekilde bir sınırı da tutmak zorundayım dedi. bir değişimi de Lütfen. aktarayım o zaman yine bu konuda İrep. Mesela bu tarım işçiliği konusunda İtalyan halkı hiç yaklaşmadığı sektörlerden bir tanesi çalışmak için. Dolayısıyla bu nedenle göçmenler, mülteciler daha çok tarlalarda görünüyor hasat döneminde. Salgının başlangıcında birçok göçmen ülkelerine gitti. Korkudan dolayı ailelerinin yanında olmak için. Dolayısıyla bu boşluktan dolayı 200 bin buradaki belgesiz göçmene belgeleri verildi 6 aylık geçici olarak. Ancak bu sürede enteresan bir şey oldu. 30 bini aşkın İtalyan tarım işçisi olarak çalışmak için başvurdu. Yani bu ilk defa oldu ülke tarihinde. Normalde İtalyanların asla yaklaşmadığı bir şeydi. O boşluktan dolayı çalışamayan İtalyanlar, krizde olan İtalyanlar bu dönemde tarım işçisi olarak çalışmak için başvurdu.
bu değişimlerden bir tanesi mesela Burada da buydu. bu gençlerde oluyor. Gençlerin tercih ettiği alanlardan biri özellikle yaz işleri için. Hani gençler derken üniversite öğrencileri, harçlarını çıkarmak zorunda olanlar falan. Onlar için şimdi belli bir yardım var. Ama bunun karşılığında bu ön saflardaki işlere ihtiyaç olan işte sağlık sektörü ya da tarım gibi yerlere de işler açılıyor. Bunlara geleceksin. Sen çalışmaya başla. Hani eskiden istemezdin. Tarımda çalışmaya başla. Çalış. Balık çiftlikleri, tarım alanı. Ondan sonra ben de sana maddi desteğini vereyim diyor. Böyle baktığımız zaman hani Yani. evet bir yaşama sanki geri döndünüz, o renkleri görmeye başladınız dışarıda ama ekonomik anlamda gerçekten çok zor günler bekliyor gibi İtalyanları. Hani bir korkutucu bir tablo gibi söylemek istemiyorum Kanada'yı ama karşılaştırdığımız zaman sizin orada bu yardımların ulaşamaması bayağı elini kolunu bağlamış gibi normalde herhalde İtalyan halkının genelinin, doğru mu? Evet, ama asıl galiba daha fazla etkisini bunun yıl sonuna doğru göreceğiz. Çünkü %10 bir küçülme bekleniyor İtalya'da. Çok ciddi bir rakam. Evet. Tabii böylesine büyük ekonomiler için, dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alan bir ülke için sıkıntılı. G7 Evet. ülkeleri arasında İtalya, Evet. o yüzden. Ama birbirlerine destek veriyorlar. İşte 2 hafta önceydi değil mi? G7 sanal görüşmeleri. Gelecek bir sonrakini Trump karşı karşıya yapalım diyor. Ne söyleyecek çok merak ediyorum. Yüz yüze yapalım diyor. Şimdi Trudeau bakalım koşullar iyi uygun olursa gideriz dedik ama sizinkiler hiç bir duyum aldın mı? Eğer öyle Trump'ın davetine birebir karşılıklı oturalım davetine icabet edecek gibi duruyor mu İtalya? Trump maske takarsa geliriz. Süper. Biraz duygusal bir konu ama aklıma gelen sorulardan biri oldu. Şimdi bu dönemde hani cenazeler yapılamadı, değil mi? Acaba geriye dönük olarak hani insanların yapmak istediği hani anma töreni denen farklı şeyler bunlar da yavaş yavaş görecek misiniz? Merak ettim çünkü hani bu toplumların özünde olan bir şeydir anma törenleri ve doğru şekilde veda edebilmek kaybettiklerini. Evet, yani şu an hani hükümetin açıkladığı böyle bir plan yok. Aslında olsa çok insani bir şey olur gerçekten. Hani bugüne kadar yitirilen canlara toplu bir cenaze merasimi yapılıp mesajlar verilse güzel olur ama maalesef yok. Peki aileler nasıl yapıyorlar? Nasıl geçirdiler o süreçleri? Hani o Ya geleneksel aileler anma şöyle, törenleri yapıldı ailelerden mı? Burada sadece... Kanada'da çok rastladığımız bir şey oldu da. Yok. Yok, olmadı. Yani ailelerden zaten sadece bir iki kişi gidebiliyordu cenaze ya yakılmaya giderken ya işte defin sırasında. Cenaze törenleri şimdi yeniden yapılmaya başladı. Ancak 15 kişi katılabiliyor en fazla. O da tabii ki tedbirlerinizi alarak katılabiliyorsunuz. Enteresan bir şey oldu. Şimdi bu İtalya'da 1,5 milyona yakın Müslüman İslam toplumu var İrep. Ve Müslümanlara ayrılan mezarlıklar kısıtlı tabii ki. Yani her bölgede bulamıyorsunuz. Mesela Piacenza kentinde göçmenlere karşı olan bir belediye başkanı var kuzeyde. O Müslümanlar için mezarlıkta yer açtı mesela. Ölen Müslümanlar için bu Covid sürecinde. Yani göçmenlere karşı olan, özellikle Müslümanlara karşı olan bir başkandan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle şeyler de oldu. Aslında değişimler de oldu. Yani inkar ettikleri şeyleri aslında hani biraz kucakladı da buradaki bazı siyasi Yani şimdi çevreler dünya diyebilirim Covid'e yani. aşı bulmaya çalışıyor ama Covid de mesela İslamofobiye aşı oldu gibi bir durum oldu söylediğinden onu anlıyorum. Belki bir Yani seviyede ama onları da insanlığa davet etmiş gerçekten değil mi? Evrensel değerlerle insana yaşam olduğu kadar hani ölüye kaybedilenlere de sahip çıkmayı anlatmışlar. Şimdi sana gelmek istiyorum. Şu anda en büyük korkun ne? Yani var mı? Korkun kaldı mı? Yoksa sadece daha böyle günlük endişelerle mi devam ettireceksin? Nasıl bir süreç bekliyor seni? Bu yaz ne olacak senin için? eyvah, bunu hiç düşünmemiştim. Ya açıkçası bu sürecin başlangıcında Türkiye artık sınırları kapatıyoruz bütün ülkelerle dediğinde bir 2 gün önce beni yeğenlerim aradılar. Ailem çok baskı yaptı dönmem için. Ve bir tane yeğenim telefonda ağladı. Lütfen dön. Senin orada kalmana içimiz el vermiyor. Senin için çok endişeleniyoruz diye hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı telefonda. O gün belli etmedim telefonda ama kapatıp hıçkıra hıçkıra ben de ağlamaya başladım ve hiçbir şey yapamadım. Elim kolum düştü ve hapsolmuşluk hissi. Artık bir yere kımıldayamayacağım, onların yanında olamayacağım hissi vardı.
Şimdi de gidemiyorum. Yani en çok istediğim aslında ailemin yanına gidip onları görebilmek, Türkiye'ye. En büyük korkum bütün yaz boyunca göremeyecek olmam. Umarım öyle olmaz. Haziran ayında biraz değişir her şey. Öyle yani çok o kadar şey yaşadık ki hep burada korku, endişe, travma. Hani bundan daha kötüsü ne olabilir ki diye düşünüyorsun artık. Öyle düşünmeyelim. Beterin O beteri yüzden vardır hani diye. Hani o Türk lafı var. Türkçe'de laflarından biri var. Aman o tarafa girmeyelim. Olmaz. öyle mesela bana hani ben Twitter'da çok kullanıyorum Twitter'ı. Bir gazeteci olarak da çok katkısını da görüyorum. Ve buradan hani her insanların bilgiye ihtiyacı vardı. Hani yaptığımız yayınlar 2 dakikalık mesela televizyon kanallarında sen de biliyorsun. Ve her şeyi zaten anlatamıyorsun. Evet. Duyguyu aktaramıyorsun her şeyden önce. Günlük rutin şeyleri anlatmaktan. Dolayısıyla Twitter'ı o yüzden çok kullandım. Ve bazen hani o kadar ufacık haberleri böyle abartarak gülücüklerle falan verdim ki insanlar hani ya İtalya'da her şey Esma bu kadar iyi değil ki ne yapıyorsun sen hani demeye falan başladılar. Ama Ama umut. yani o tsunami içinde gördüğümüz o ufacık bir şey bile O bize umut çok iyi ışığına geliyordu. tutunmak zorundaydık. Şunu merak ediyorum. İtalya bir ikinci dalgayı da hazırlık listesine koydu mu? Yani şu anda nefes aldık ama bunun bir de ikinci dalgası gelecek. Aman ha durun diye bir şey var mı? Yoksa hani İtalya'nın Akdeniz'in rahatlığıyla dur bakalım şimdi bir rahatlayalım mı diyorlar? Yo ikinci dalga yani şey başbakan mesela bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki çok iyi bir noktadayız dedi. Yani hani gelinebilecek en iyi noktadayız dedi şu an hani her şeyin kontrol altına alınmış olmasından dolayı. Çünkü 4 Mayıs'ta biraz yavaş yavaş gevşetildi. Bu pazartesinden itibaren daha çok açıldık 18 Mayıs'ta ve şu an şeyler veriler hala stabil. Yani bir artış gözlenmiyor. Dolayısıyla iyi bir noktadayız. Sorun neydi özür dilerim. İkinci dalga endişesi taşıyor mu İtalya? Tabii yani uzmanları uyarıyorlar. Ancak ikinci dalgaya hazırlıklı olduğunu Ama düşünüyorlar ikinci İtalya'nın. dalgaya kadar bir Çünkü çok espresso dersler arası şu an. verdi İtalya şu anda diyebiliriz o zaman. Ya umarım o kadar kısa sürmez. Yani hani biraz bu özgürlüğün, bu verilerin stabil olmasının tadını çıkartırız. Umarım ikinci dalga olmasın. Olursa da bu kadar ağır geçmesin gerçekten çok Programın daha kötü. başında seni en etkileyen bu süreçteki hani çok ağır bir süreçti gerçekten senin de gazeteci olarak yaşadığın en etkileyen o kadının meydandaki pozunu anlatmıştın. Onun arkasından gene seni çok etkileyen bir belki hikaye ya da bir böyle bir anla kapatabilmek istiyorum bunu. Çünkü senin çizdiğin İtalya gerçekten şu anda Kanada'da hele ki hani salgının kötü etkilediği, ağır etkilediği yerlerde herkes için böyle bir şey. İpuçlarıyla dolu bir yer işte bir hikaye. O hikayeyi yeniden gözümüzde canlandıracak bir şey istiyorum senden. Evet. Yani çok çok güzel şöyle o gün de tüylerim diken diken oldu aslında benim. Birkaç hafta geçmişti bu kilit altına alınmasının ülkenin. Dolayısıyla özellikle çocuklar hani tahmin edeceğin üzere sen de çocuk sahibisin. Evde kalmaktan çok sıkıldılar. Ve başbakana mektuplar yazmaya başladılar hep. Lütfen hani en az bir saat bile olsa bizi çıkartın ne olur izin verin diye. Başbakan dayanamadı ve tamam dedi izin veriyoruz çocuklara dedi. Ve çocuklar böyle bir ebeveyn olmak şartıyla iki ebeveynle değil bir ebeveynle çıkmaya başladılar. Böyle bir saat falan işte evinin yakınında gezinmeye başladılar. O gün yine Navona meydanındaydım. Tarihi meydandaydım. Bir kız çocuğu skuterine biniyordu. Annesi onu gözlemliyordu. Ve beni gördü, fotoğraf çektiğimi falan gördü. Benim yanıma yaklaştı. Ben çekindim tabii ki yaklaşmaya. Çünkü hani Mesafe. maske de olsa bir şekilde çocuk yani mesafe. Bacaklarıma yapıştı. Lütfen benimle oynar mısın dedi. Yani haftalardır arkadaşlarını göremiyor, okula gidemiyor. Mart ortasından beri kapalı çünkü okullar. Ben o sahneden o kadar etkilendim ki İrep. Yani oynadım biraz, koşturduk meydanın başından öbür başına. İşte beni yenmeye çalıştı falan böyle yarış yaptık. Skuturuna bindirmeye çalıştı beni falan. Sonra gitmem gerekiyor deyince çünkü haber yazmam gerekiyordu. Ağlamaya başladı. Yani o sahneyi hiç unutmuyorum. Yani biz bir şekilde yine atlatıyorduk ama o çocuklar o kutuların evlerin içinde hani
İşte böyle bir psikolojiye sahiptiler. O oyun arkadaşı arıyordu Ah kendine. Esma, gerçekten hani gözümde öyle canlandı ki ve şunun için çok teşekkür ediyorum. Hem senden gazeteci Esma olarak hani bütün bilgileri böyle alabilmek istiyordum. Hem de insan olarak yani Esma ne yaptı, nasıl yaşadı, hangi duygularla geçirdi bu süreci diye o kadar güzel anlattın ki heyecanla dinledim. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizin de aynı şekilde şimdi böyle İtalya'nın gözlerinde canlandığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim anlattığın her şey için, geçirdiğin bu dönem için ve bize verdiğin ipuçları için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi Evet, ben şanslar bir ara o herkese. kadar çok konuştum ki sanki senin kanalına ben röportaja gelmişim gibi hissettim. Kusura bakmasın izleyiciler ama gerçekten karşılıklı iki meslektaş olarak bildiğimiz bu kadar çok şeyi, takip ettiğimiz şeyleri birbirimize anlatmanın heyecanı da başka değil mi? Evet, çok teşekkür ederim gerçekten. Çok çok keyifliydi Önümüzde benim iyi bir için süreç de. olmasını istiyorum seninle. Umarım yeniden bir araya da gelebiliriz ekranda. Kolaylıklar diliyorum. İyi bayramlar Aynı diliyorum bu arada şekilde evet kutlayanlara. izleyicilerimize de sana da hepimize de Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde izlediniz. Esen kalın, sağlıcakla kalın.